Oy oy oy. Neredeyim ben? Küvette ne işim var benim? Bu ne? Neden üzerimde smokin var? Düğündeki smokinim hem de. Aman ne oluyor bana? Şaşırdın mı ben? Kadriye! Kadriye! Neredesin? Ay ne oluyor Remzi? Ne uyandırıyorsun ayol? Kadriye! Kadriye? O kıyafet ne? Ne kıyafeti? Ay! Niye bu kıyafeti giydin Kadriye? Sen niye smokinlesin Remzi? Ajan mı oldun? Ne bileyim ben böyle uyandım. Hadi gidip çocuklara bakalım. Onlar nasıl uyandı acaba? Anne! Baba! Canan'ın sesi bu. Canan neredesin yavrum? Yukarıdayım baba. Kızım ne yapıyorsun yukarıda? Ay! Merhaba anne. Baba, bu ne hal? Efendim, komşularınız haber verdi. Bu beyefendiyi robot kostümüyle beraber bahçenizde uyurken bulduk. Neyse biz gidelim. Siz de bir daha robot olmayın Peyami Bey. Kalsın. Robot babat istemem zaten. Necati'nin sesi miydi bu? Çok havasızmış içerisi. Sen ne arıyorsun bu evde Necati? Dün gece video oyunu oynadıktan sonra ben gidiyorum dedim ya. Gidemedim işte. Oyun çok hoşuma gitti. Ben de geri döndüm. Oyunu oynamaya devam ettim. Sonra da kanepede uyuyakalmışım. İçinde mi uyuyakaldın? Hayır canım, üstünde. Ama nedense sabahleyin içinde uyandım. Yoksa kanepe beni yedi mi Remzi? Ne oluyor? Bu sesler de ne? Şakir oğlum. İyi misin? Nerede uyandın çabuk söyle. Nerede olacak? Odamda, yatağımda. Normal uyandım. Siz neden bu kıyafetleri giydiniz? Hepimiz saçma sapan kıyafetlerle değişik yerlerde uyandık. Baksana deden robot oldu. Ben de smokinimle uyandım. Beni de kanepe yedi Şakir. Acaba eve hırsız mı girdi Remzi? Hırsız girseydi bir şeyler çalardı anne. Evde her şey yerinde duruyor. Çok ilginç. Çok ilginç. Bu evde garip şeyler oluyor. Kadriye, geri aynı şekilde uyandık. Farkındayım Remzi. Yine merhaba anne. Günaydın. Yine bu haldesiniz. Ben gece yine burada kaldım. Kızmayın, tamam mı? Ay ben çok sıkıldım bu işten Remzi. Düşün Remzi, düşün. Aynı anda mı söyleyeceğiz? Evet. Hazır mısın? Hazırım. Bu iş tam da muhteşem dedektiflere göre bir iş. Yoğurtlu mantı olsa da yiysek. Pardon. Evet, muhteşem dedektifler. Böyle bir heyecan yaptık ama benim hiçbir fikrim yok Necati. Bir dakika. Eğer evimize kamera sistemi kurarsak gece evde neler olduğunu anlayabiliriz. 95. 95 ne alaka Necati? Bilmiyorum ama söylerken mantıklı gelmişti. Şimdi iyice bakalım. Dün geceki video kayıtlarında neler olmuş? Hepimize de yine aynı kıyafetleri giydirmiş. Çok ilginç cidden. Bir saniye. Bakın, gizem çözülüyor. İçeri biri giriyor. Oğlum, Şakir. Şakir'miş bütün bunları yapan. Demek ki kanepe beni yememiş. Kıyafetleri de kostüm partisi için aldığımız eşyaların arasından bulmuş olmalı. Bu böyle olmaz. Seni hemen uyku uzmanına götürmeliyiz Şakir. Uyku uzmanı mı? Öyle biri çok pahalıdır. Bizim mahallede bir bilim insanı var. Ona götürelim. Çok ucuz. Ya saçmalama Remzi. Bu işi bilen birinin yapmasını istiyorum. Tamam karıcığım. O adam da her şeyi yapıyor. Hiç merak etme. İtina mı? İtina da ne? Rusya'nın başkenti. Hayır be Necati. İtina yavrucuğum. İtina özenli, dikkatli anlamına gelir. Aynı benim gibi. Hadi girelim. İtinayla kapı kırılır. Yürü Necati, geç içeri geç. Nerede bu adam? Yine garip garip icatlarla gelmese bari. Durun bakayım orada. Geldi işte bilim insanı amca. Bu yeni icadım sayesinde aklınızı okuyacağım ve ne düşündüğünüzü bulacağım. Senden başlıyorum koca kulak. Bana diyor. Şu anda
saklambaç oynayan baklavalar düşünüyorsun. Ha, bildi bildi. Ha, cidden bildin mi? Hayır tabii ki de. Nasıl bildi değil mi? Bırakın şu oyun oynamayı sevgili bilim insanı. Bu oğlan uyur gezer oldu. Ne yapacağız, ne edeceğiz bir yardım ediver. İşte beklediğim hasta, severim ben pasta. Saçlarım hep rasta, kuzenim var fasta. Huppa, huppa. Tam da yeni bitirdiğim icadımı denemek için birilerini arıyordum. Siz de ayağıma geldiniz. Şimdi herkes beni takip etsin. Evet arkadaşlar, olayımız budur. Evladım, sen bu koltuğa geç. Siz ikiniz de karşıdaki koltuklara oturun. Aferin. Şimdi de herkes şu başlıkları taksın. Hadi bakalım. Hırpş. Ne yapıyorsun evladım, yenir mi o hiç? Ha, pardon. Herkes başlıkları taksın diye anladım da. Bu özel başlıklar sayesinde siz ikiniz Şakir'in rüyasına gireceksiniz ve kafasının içinde nelerin ters gittiğini görebileceksiniz. Nasıl düzelteceğiz peki bu uyur gezerlik sorununu? Onu oraya gittiğinizde anlayacaksınız. Ben sizi buradaki rüya monitöründen izliyor olacağım. Oley! Rüyaya gireceğiz. Şşt Şakir, bol İskenderli baklavalı rüyalar gör, tamam mı? Evet, şimdi herkes uyuyacak. Hadi bakalım, kapatın gözlerinizi. Ya benim hiç uykum yok. Bana ne, bana ne? Uyumayacağım. Bak eğer uyursan sana muzlu puding vereceğim kalkınca. Pudingimi vermezsen bozuşuruz bak. Güzel. Hepiniz uyuduğunuza göre başlayabiliriz. 3, 2, 1 ve kayın. Vay canına. Şimdi biz Şakir'in rüyasında mıyız Remzi? Öyle gözüküyor. Alo, alo, alo. Beni duyuyor musunuz? Alo, evet duyuyoruz. Güzel. Şimdi Şakir yavaş yavaş uykuya dalıyor. O yüzden etraf biraz dağınık gördüğünüz gibi. Fakat birazdan gerçek uykuya geçince işler değişecektir. Aa Remzi, bak bak, senin araba değil mi bu? Aa İrfan, bak bak, senin şoför değil mi bu? Bırak şimdi arabayı Necati, rüyadaki karakterler onlar, gerçek değiller. Ya bırak şimdi onları Ercan, Şakir'in rüyasındaki karakterler onlar, gerçek değiller. Nasıl ya, hangimiz rüyadayız, siz mi biz mi? Siz bizim rüyamızdasınız tabii ki. Saçmalamayın, siz bizim rüyamızdasınız. Anne, Remzi ben çok korkuyorum. Kim kimin rüyasında? Hangimiz gerçek? Dokun bana. Kendine gel Necati. Kontrolü sakın kaybetme. Remzi, arkadaşını sakinleştir hemen. Kendisini kaybederse gerçeklik algısını yıkabilir. Kim nereyi yıkıyor? O ne demek? Bilim insanı. Ben rüyaysam sen rüyaysan. Her şey rüya mı burada? Ya biz gerçek değilsek? Remzi, kafam çok karıştı benim. Sanki yanıyor. Hay aksi. Arkadaşının gerçeklik algısı bozuldu. O ne? Necati, ne oldu sana? Ne oldu bana Remzi? Ne bakıyorsun öyle? Şu anda tersten konuşuyorsunuz. Normal hale gelmek istiyorsanız ekranı döndürmeniz lazım. İttirin bir köşeden. Tamam. Oh, normale döndük. Bakayım. Ütü, ütü, ütü. Evet normal. Ya tamam Necati, susar mısın? Alo, alo. Bilim insanı bey, şimdi ne yapacağız? Orada bir yerde üzüntü yazan büyük bir borunun olması lazım. Bir dakika, bir dakika. İşte buradaymış. Bulduk profesör. İlginç. Borunun içi tamamen boş. Dolu olması lazımdı. Çünkü genelde üzgünlükle uyur gezerliğin bağlantılı olduğunu bilirdik. Fakat burada durumlar farklı. Bu uyur gezerliğin sebebi başka bir şey olmalı. Şakir'in bu kadar üzgün olduğunu zannetmiyorum. Gayet mutluydu bildiğim. Acaba ne sebep oluyor bu uyur gezerliğe? Ha? Bu yataklar ne yapıyor burada? Aa, Şakir'in yatağı o. Vay canına. Korku borusu. İlginç. Sorunumuzun kaynağı bu olabilir. Korku barı dolu. O zaman bu Şakir'in uyur gezerliğine mi sebep oluyor yani? Kesin bir şey söylemek zor. Bundan emin olamayız. Ama korku barının dolu olması da bir sorun. Şakir karanlıktan korkuyormuş. Bu yüzden de korku barı dolmuş. Ağzına kadar dolu bu. Nasıl boşaltacağız bu korkuyu? Öyle kolay kolay boşaltamazsınız. Fakat başka bir duygusunu arttırabilirsiniz. Bakın hemen yanınızda cesaret borusu var. Onu doldursanız da olur. Ne yapıyorsunuz gençler? Siz hala gitmediniz mi rüyamızdan? Merak etmeyin, biz de size bayılmıyoruz. Şu cesaret borusunu doldurup gideceğiz zaten. Kolay da olmaz ki. Nasıl yani? Şu tepedeki kapağı görüyor musun? O kapağı açmalısınız. Toplar oradan düşüyor borunun içine. Oo, çok yüksek orası. Nasıl çıkacağız? Siz de azıcık kafanızı çalıştırın.
Rüyadasınız en nihayetinde. Doğru ya, rüyadayız. Necati, Necati. Efendim Remzi. Biz rüyadayız ya şimdi. Evet. Ya aslında rüyada değilsek, gerçek buysa, ya diğer hayatımız rüyaysa? Remzi, Remzi böyle konuşma. Kafam iyice gidiyor. Ya peki buradan çıkınca bunların hiçbiri yaşanmamış olsa, hepsi bir rüya olsa? Remzi, beynim acıyor Remzi. Bak gene bozacağım bir yerlerimi. Remzi ne yaptın Remzi? Çubuklu şekere döndüm. Tamam, tam da istediğim gibi oldun işte. Tamam, tutuyorum seni, merak etme. Şimdi şu kapağı açmamız gerek. Hadi Necati, göreyim seni, aç şu kapağı. Evet, al bakalım. Oley! Başardık, başardık. Cesaret doluyor oğlum, oley! Şimdi, bitti mi yani? Maalesef, bu o kadar da kolay bir şey değil. Beklememiz gerekebilir. Hayır, bekleyemeyiz. Sabahları saçma sapan yerlerde uyanmak istemiyorum artık. Üzgünüm ama her istediğini yapamazsın dostum. Hayır, yapabilirim. Kimse beni durduramaz. Bunu yapmak zorundayım arabacım. Hadi bakayım. Hey! Ne yaptığını sanıyorsun? Oğlumu kurtarmaya çalışıyorum. Evet, işte aradığım aksiyon. Acı yok şampiyon. Kimse benim bu oğlumu korkutamaz. Vay canına! Korkuyu yıktın! Başardın Remzi! Başardın! Ne biçim bir rüyaydı öyle? Ah, başardık! Başardık! Oley! Çubuklu şeker değilim! Teşekkürler baba! Sayende karanlıktan korkmuyorum artık! Uyur gezerliği halletmemize çok sevindim. Peki bizi niye giydiriyorsun, onu hala anlamadık. Yaratıcılığım her yerde kendini gösteriyor. Ne yapabilirim ki? Günaydın herkese. Günaydın kızım. Bakın ne güzel, hepimiz normal haldeyiz. Şakir artık kimseyi değişik hallere sokmuyor. Merak etmeyin, korkmadan uyuyabilirsiniz. Evet ya, ne güzel, her şey eskisi gibi. İşte ben de ondan sonra dedim ki, sen kiminle uğraştığının farkında. Pardon, biz yanlış geldik galiba. Yürü Ercan, yürü. Remzi, bana bir şeyler oluyor. Nasıl ya? Biz muhteşem kamçılarız. Sabah erken yola çıkarız. Yolda gözleme yeriz. Benzincide poz veririz. Radyo çekmiyorsa CD'yi takıp dinleriz. Biz muhteşem kamçılarız. Çık çık çıs! Görünmez davul hareketi. Baba, bugün nerede balık tutacağız? Buralarda çok güzel bir göl varmış. İnternette okumuştum. İnternette her okuduğuna inanma Remzi. Mesela geçen gün başım ağrıyınca internette bir araştırayım dedim. Bir tane göreyim. Bende virüs varmış. Format atmam gerekiyor şimdi. Format mı? Sen sağlık sitesine değil de bambaşka bir siteye girmişsin. Cidden mi? Gittim bir de yeni fare aldım o kadar. Kablosuz hem de bak. Kuyruğum nerede? Kuyruğum nerede? Geldik işte. Saklı gölmüş adı. İşte bir şey geldi. Hop. Terlik geldi. Terlik balığı tuttum Remzi. Daha yavru o. At geri Necati. Baba. Baba, oltam hareket ediyor. Çek oğlum. Çek, balık geldi. Baba, çekemiyorum. Dayan oğlum. Hadi bakalım. Hoppa hoppa. Çak çak çak. Necati. Nereye gittiniz? Ne güzel dans ediyorduk. Terliğe selam söyleseydiniz. Komik mi yani Necati? Uçan yosunlar. Uçan yosun değil. Kafamda yosun kalmış. Remzi, Şakir. Sesinizi duyuyorum ama sizi göremiyorum. Ne demek o? Ben göremiyorum galiba. Anne, imdat. Saçmalama Necati. Demin
videosunu gördün. Baba, biz görünmez olmuşuz. Ne? Evet, bu göle girdikten sonra oldu. Demek ki bu göl gizemliymiş. Ben de görünmez olmak istiyorum. En büyük hayalim buydu. Şuraya! Merhaba, ben Uçan Leğen. Uçan Yosun'un düşmanıyım. Brrr. Üçümüz de görünmez olduk. Yaşasın. İmdat. Gel buraya, çabuk o çuvalı bize ver. Yardım edin. Baba, şu kunduza yardım edelim. Şu sepet yeter. Hadi bakayım, sepet gücü. Kaçma, gel buraya. Ne oluyor? Ay. Ne? Nasıl? Kim yaptı bunu? Ben yaptım. Ben görünmez adamım. İlk süper kahramanlık denememi de senin üzerinde yaptım. Görünürde pek bir şey yapmadınız ama olsun. Güzel espri. Aferin. Peki neden kovalıyorlardı seni? Mahallede tramplen satmaya başlamıştım. Çoluk çocuk herkes kapış kapış alıyordu. Beni kovalayanlar da oyuncakçılar. Baktılar ki benim satışlar çok iyi gidiyor. Hemen durdurmaya çalıştılar. Keşke bizim orada da tramplen satsalar. Neyse, ben gideyim. Bakın ne diyeceğim. Aklıma ne geldi? Nerene bakayım oğlum? Hiçbir şey görünmüyor. Bizim mahalledeki en sevimsiz, en kötü niyetli hayvanlar kimler? Bakkal! Geçen gün bedava dondurmamı vermemişti. Hayır canım, ne bakkalı? Akbaba Kürşat ve adamları değil mi? Evet, ne olmuş ki? Görünmezliğimizi kullanarak onlara unutamayacakları bir ders verebiliriz. Muhteşem bir fikir. Evet, muhteşem. Çak bakayım. Yapma. Nereye çakayım? Oğlum nereye çakayım? Bir yere çaktım ama görünmedi. Kafama çaktın baba. Affedersin oğlum. Evet arkadaşlar, bu hafta nasıl bir kötülük yapabiliriz? Hadi fikrinizi söyleyin bakalım. Herkesin arabasının lastiğini patlatıp yeni lastik satalım. Çok demode. Daha farklı bir şeyler istiyorum. Daha farklı fikirler. Abi, iyice reklam ajansına çevirdin sen kötülük yuvamızı ya. Oo, sıcak çay varmış. Alırım bir bardak. Bıraksana çayı Necati. Her şeyi bıraktım ama çayı bırakamıyorum. Günde en az 3 bardak. Tamam, Kürşat ve adamları orada. Korkutma işlemine başlayabiliriz. Oo, bakın bakın, çay içimden geçiyor. Hop, şimdi de midem endi. Çok eğlenceliymiş. Şu tilki olan niye hiç konuşmuyor? Ah, sezon finalinde neden konuşmadığı ortaya çıkacak bence. Ne sezon finali Necati? Neyse, şimdilik kafamızdakileri çıkartıp öyle korkutalım. Oo, filtre kahve makinesi almışız patron. Çok havalı kötüleriz. Ne oluyor? İmdat! İyice havalandı bu da. Oğlum Ercan, ne yapıyorsun orada? İnsene aşağı. Bilmiyorum abi. Ne oluyor bana? Ne yapıyorsun oğlum? Demek siz herkese kötülük yapıyorsunuz ha? Neler oluyor? Eyvah, bunlar ne abi? Çok korkuyorum. Korkunç sesler korosu. Yine uçuyoruz. Çok korkuyorum. Bir daha kimseye kötülük yapmayacaksınız. Anladınız mı? Tamam abi, lütfen tamam. Lütfen bizi aşağı. Lütfen indir abi. Söz veriyoruz. Eğer bir daha kötülük yaparsanız... size dondurma cezası veririz. Evet. Bilgisayarı yasaklarız. Sizi uzaya fırlatırız. Kaç abi, kaç. Çok garip şeyler oluyor burada. Nereden başıma geldi bunlar? Eve gidip duşun altında ağlayacağım biraz. Ne kadar korktular değil mi? Bir daha asla kötülük yapamazlar. Birket bu. Konuşan yosun. Konuşan bir yosun bu. Sen nasıl bir profesörsün? Konuşan yosun mu olur hiç? Hem konuşan hem yargılayan bir yosun. Bu inanılmaz. Biziz biz. Remzi, Necati ve Şakir. Siz hangi ara görünmez oldunuz? Durun durun. Ben de görünmezi görünür yapan bir gözlük olacaktım. Öyle konuşalım. Taktım. Necati, sen niye iç çamaşırların nasıl? Necati, doğru mu? Çok sıcaktı, dayanamadım. Eyvah eyvah. Çekil, uzakta dur Necati. Neyse neyse, nasıl bu hale geldiniz? Yoksa saklı göle mi girdiniz? Evet, öyle yaptık. Sen nereden bildin? Çok uzun zaman önce o göl hakkında bir şeyler duymuştum.
Fakat şehir efsanesi diye pek umursamamıştım. Gerçekmiş ama işte. Bir dakika. Peki nasıl tekrar görünür olacaksınız? Etkisinin geçmesini bekleyeceğiz. Herhalde ertesi güne düzeliriz. Benim bildiğim tam tersi onun. Ne demek o? Eğer gölden çıktıktan 12 saat sonra tekrar bir şekilde görünür olmazsanız sonsuza kadar görünmez olacaksınız demektir. Ne? Kafa kafaya verip bunun ne kadar korkunç olacağını düşünelim hemen. Hayır, hayır, bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Hemen tekrar o göle gidip şuna birazcık göl suyundan koyun ve bana getirin. İlk ne zaman girdiniz göle? 10 saat olmuştur herhalde. Eyvah, eyvah. 2 saatiniz kaldı, çabuk gidin, çabuk. Çabuk taksiye binelim. Ben durduruyorum şu geleni. Hey taksi. Aa, gitti. Hem de boştu. Bir tane daha geliyor, onu durdur. Hey 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 taksi, taksi. Bu da gitti. Taksi, hop dursana taksi. Siz ne yapıyorsunuz şapşallar? Görünmezsiniz, o yüzden durmuyorlar. Ben de plakasını aldım, şikayet edecektim. Hop taksi. Durdu, hadi binin binin. Çabuk arkadaşlarımı saklı göle götür. Hangi arkadaşlarını? Ne diyorsun abi? Soru sormayı bırak da bas gaza. Boş taksiyle gitmem abi. Hadi yürü yürü, boş değil taksi. Şapkana baksana arkadaşım. Ha, şapkam? Tamam tamam, gidiyorum. İndir şapkamı. Ben de bir an önce laboratuvara gidip çalışmalara başlayayım. Demek görünmezlik ha? Şimdi yedim seni Remzi. Çabuk çabuk arabaya koşun hadi. Evet abi, geldik. Borcunuz 83 lira. Al bakalım. 85 lira. Üstü kalsın. Nerede abi? Para görünmüyor. Yani arkadaşım, illa görünmesi mi gerekiyor? Bak ben de görünmüyorum ama varım. Demek ki bu para da var. Al, alsana. Bakma. Hayda. Süper kandırılıyorum galiba şu anda. Hayır, bir şey de alamıyorum ki. Nereye tutacağım? Burayı, burayı. Hah, getir elini sağa. Bu mu? Burası mı? Tamam, aldım galiba. Şimdi bizi burada bekle. Biz hemen geleceğiz. Oldu, oldu. Kesin beklerim. Doğru düzgün para bile alamadım. Ben gidiyorum. Son bir saatimiz kaldı. Hadi hemen gidip şu kaba bir... Ağzınla düşme efekti mi yaptın sen? Evet, ciu olmadı değil mi? Patırt diyecektim. Kötülük de yaparım karı yerde. Gel buluşalım sarı yerde. ne oldu görünmez adamlar? Bizi havaya kaldırıp korkuturken pek bir neşeliydiniz. Hak ettiniz çünkü. Bak sen. O zaman bu çukurun keyfini çıkarın. Hadi gidelim. Ben de evde yepyeni kötülük şarkıları besteleyeyim. bu çukurda uzun süre kalacağımıza göre... Sesli sinema oynayalım mı? Ben başka bir şey söyleyeyim. Sesli sinema mı? Tamam, ben başlıyorum. Hazır mısınız? Karanlık süvari. Evet, bilebildiniz mi? Çok kolay, hadi. İki kelime. Yabancı. Bazen ikinizin kafasının içini çok merak ediyorum. Merhaba. Sabahki kunduz. Beni dinleyin. Sizi buradan çıkarmanın bir yolunu biliyorum. Sütlaç mı yiyeceğiz? Hayır, çok daha mantıklı bir şey. Güllaç? Bu sattığım trambolinleri kullanacaksınız. Hadi, hadi. Oley! Hem kurtulacağız hem eğleneceğiz. Ketçapla mayonez gibi. Yuppi! Oley! Cumba! Güle güle. Tamam, doldurdum suyu. Son 15 dakikamız. Hemen markete gitmeliyiz. Eyvah! Arabamız yok. Taksi de bulamayız bu yolda. Alo? Görünmez abiler, görünmez abiler. Sizin verdiğiniz parayı hiçbir yer kabul etmedi. Neredesiniz? Yaşasın, bizim taksici bu. Çabuk binin. Abi bu para geçmiyor. Tamam tamam tamam, ben sana geçen para vereceğim. Sen bizi mirkete götür hemen. Yine kandırılıyorum ama dur bakalım hayırlısı. Hay aksi, son bir dakika kaldım. Yetişemeyecekler asla. İçeri böyle girersem ekstra 10 lira vereceklerini söylediler. Al mirket. Evet, bu suyu arıtıp temizledim ve panzehiri hazırladım. Çabuk çabuk. Tamam, için çabuk şunu. Olmuyor. Yine günü kurtardım. Tam bir Powerpuff kızı gibiyim. Teşekkürler Mirket abi. Sen olmasaydın sonsuza kadar görünmez olacaktık. Yalnız bu görünmezlik benim karnımı çok acıktırdı arkadaşlar. Al Necati, ye bunu. O ne? Görünmez lahmacun. Ciddi misin? Ver bakayım. Ver. Aa, şaka yapmıştım. Yemekte şaka yapmam. Bayıldım. Koşu antrenmanı.
Hapidi! Hapidi kumpidi! Ay! Açma germe çalışması! Hop! Hohohoy! Hop! Hohohoy! Zıplama Cemanı! Çocuklar bakın bakın! En yükseğe ben zıplıyorum! Nemzi! İn! Hadi sıra bende! Daha yukarı! Daha yukarı! Süper uzay! Dünya güneş atışı! Çok şanslı. Babanız bedava uzay seyahati kazandı. Hem de gidiş gidiş. Yani dönüş yok. Aa, çocuklar spor mu yapıyorsunuz siz? Yarınki maraton için antrenman yapıyoruz anne. Evet, yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı olacak. O yüzden sıkı çalışmamız gerek. Ay! Kadriye. Remzi, sen de mi katılacaksın maratona? Bu yaşta, bu göbekle. Baba göbeği bu. Yıllarca uğraştım yapabilmek için. Hem sen kendi yaşına bak. Aa, ne varmış yaşımda? İstesem yarışa girerim, seni de geçerim, park da atarım. İyi şakaymış Kadriye. Bu dediğine göbeğim bile güldü. Tanju, sesimi çıkarmayayım dedim ama... Affedersin, ne yapıyorsun? Affedersin Necati. Yarınki yarış için etrafı temizleme görevi verdiler bana. Hem de tam iki gofret karşılığında. İnanabiliyor musunuz? Uçuşan kulaklar, yamulan hortumlar, kuruyan gözler, bakkal beni bekler. Bekliyorum. Biraz su, bolca çamur, Hindistan cevizi özü, lastik ayakkabı, gözyaşı. Ve son olarak bir damla salatalık özü. Olamaz, olamaz, kaçın. Abi senin de müzik zevkin çok değişik. Fırtına sesi dinleyip ne yapıyorsun? Ercan! Senin yüzünden gençleştirici kremime çok fazla salatalık özü koydum. Ayrıca başka salatalık özüm yok, anlıyor musun? Yok. Ne yapıyorsun gece gece böyle? Abi yarın koşu var. Ona hazırlanıyordum. Böyle boş işlerle uğraşacağını bana yardım et. Saatlerdir uğraşıyorum şurada. Ama abi kazanana altın krampon ödülü var. Ne? Altın krampon mu? Oo. Bir dakika, gözlerim böyle kaldı. Salla beni Ercan, çabuk. Tamam, düzeldi. Ercan, harika bir planım var. O altın krampon bizim olacak. Ama önce Mirket'in laboratuvarına gizlice girmemiz lazım. Emret abi, bana da antrenman olur. Remzi! Remzi! Kalk artık, sabah oldu, tembellik yapma. Uyumuyorum Kadriye. Gözlerimi dinlendiriyorum. Bugün üstümde inanılmaz bir tembellik var. Ha? Canan, ne yapıyorsun burada? Konuşmaya üşeniyorum. Cümleni yarım bırakma kızım, sonra peşinden koşar. Koşmak demişken, maraton vardı bugün. Bu şekilde nasıl koşacağız? Yok yok, büyük bir sorun var. Şu televizyonu açın da haberlere bakalım. Bizimki süper akıllı televizyon değil miydi? Televizyon, açıl. Abi bugünlük çalışmayacağım, hiç halim yok. Fazla akıllandı bunlar da. Necati, ne yapıyorsun? Affedersin Remzi, merdivenleri kullanmaya üşendim de. O zaman alttan düşmen gerekirdi. Neyse, kafam karıştı. Alttan nasıl düşeceksin? Yok yok, kesin bir sıkıntı var. Çözmemiz lazım. Abi yan odada konuşsanız. Uyku moduna geçmeye çalışıyorum da. Ne oluyor bize? Ne oluyor çok bize? Çok üşengecim. Şöyle bir uyusam mı? Böyle?
Hiç işe gidesim kolumu yok. Kolumu kıpırdatamıyorum. Hiç halim yok. Hiçbir şey istemiyor canım. Bir üşengeçlik, bir üşengeçlik. Oh. Öğretmenim. Sınava çalışmaya çok üşendim. Öğretmenim. Cüneyt, kalk kalk. Öyle uykunu kaçıracaksın. Selami, sen kaçırdın öyle uykumu. Nasıl da uyuşukluk var üzerimde. Tanju, sen de mi tembelsin bugün? Balık mıyım? Niye tuttun beni? Bu tembellik tüm şehri etkilemiş. Maraton nasıl gerçekleşecek düşünemiyorum. Bu araç kaç basıyor acaba? Kesin birinci olacağım yarışta. Necati, Feyami babanın arabası değil mi o? Düt 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 düt. Korna takılı kaldı, duyamıyorum seni. Necati, sen çıkarıyorsun o sesi. Bu böyle olmayacak. Mirket abiye gidip neler olduğunu öğrenmemiz lazım. Haklısın oğlum. Hadi gidelim. Hemen aksiyona geçmemiz lazım. Ama çok tembeliz. Biraz bekleyelim. Belki sahne değişir. Değişmiyor. Sahne sonu esprisi lazım. Yoksa değişmez. Şimdi pas ver Remzi. Tamam. Sonra sen ne dedin o adama Necati? Ben de ona dedim ki piştiri fittin mi de fıstırıyorsun böyle. Oldu. Değişiyor. Oy, yaptım işte. Olamaz. Olamaz. Neler oluyor Mirket abi? Dün gece biri laboratuvarıma girmiş ve tembellik iksirini çalmış. Yanında tüm salatalık özü şişelerimi de götürmüş. Tembellik iksiri mi? Niye öyle bir iksir var ki laboratuvarında? Mirket abi, tüm şehir tembel oldu. Katılmamız gereken bir maraton var ama ayağa bile kalkamıyoruz. Normalde parmak izi alıp kimin yaptığını bulurdum. Ama ben de tembelleştim. Şu anda yapabileceğim tek şey 2 ile 2'yi çarpmak. Sen hiç yorma kendini Mirket. Biz aldık iksiri. Kürşat ve Ercan, yakalayın. Şimdi kimse ayağa kalkamadığına göre maratonun birincisi ben olacağım. O altın ayakkabılar da benim olacak. Sen öyle san Kürşat Efendi. Şimdi görürsün gününü. Polisi arıyorum. Ya da 5 dakikaya ararım. Bir akbaba ve bir goril. Anlaşıldı herkes, tamam. Ha? Hey siz, kanun amına durun. Hangi kanun? Tembellik kanunu mu? Fizik kanunu. Kaç Ercan, kötü espri kaç. Beni iyi dinleyin. İksiri yemenin bir yolu. Necati, ne yapıyorsun sen? Sen salatalık maskesi yapınca ben de karpuz maskesi yapayım dedim. Neyse. Bu iksirin milyonda bir bağışıklık oranı var. İksire bağışıklığı olan kişiyi bulun. Ben de DNA'sından size pan zehri yapayım. İyi de nasıl bulacağız o kişiyi? Benim bir fikrim var. Dışarı çıkalım. Eğer yürüyen birini görürsek iksire dayanıklı demektir. İşte bu. Kafamızı kullanırsak her şeyi yaparız. Benim kafamda karpuz var. Hem de Diyarbakır karpuzu. Artık geleceksin Eki Maraton'a. Uyuma vaktimiz geldi sanırım. Ama ben çok acıktım. Lahmacun! Alo? Buyurun. Bana çabuk 17 lahmacun. Adres veriyorum. 3 metre önündeyim. Gelip alsana kardeşim. Fırlat sen oradan. Ben kaparım. Geliyorsan gel, uğraştırma beni.
Necati yürüyecek. Ama... Yapabilirsin Necati abi. Necati, Necati. Damacun! Oley! Yaşasın! Yaşasın! Necati, tembellik iksirini almana rağmen nasıl yürüdün? İksir mi? Sizin gibi hasta değilim ki ben. Bu benim normal tembelliğim. Niye en baştan söylemedin bunu? Mirket abi, bağışıklığı olan kişi Necati abiymiş. Ha? Çabuk buraya gelsin. Lahmacuna gömülmüş durumda şu an. Saç deli de yeter. Mirket abi acele et. Maraton başlamak üzere. Tamam tamam. Siz gidin şimdi maratona. Ben yetiştirmeye çalışacağım. Alo. Alo. Bize oradan iki ayran yollar mısın? Biz de geç kaldık sanmıştık. Yarış daha başlamamış. Yok yok. Geç kaldınız gerçekten de. Yarışı başlatmaya üşeniyorum. Kolumu bir indiriverirseniz oltayla. Başla. Koşun, koşun, koşun. Ben birinci olacağım. Ben birinci çok olacağım. İyi hazırlandım. Birinci olman lazım. Kimse koşmuyor. Niye kimse gitmiyor? Şu gençlere bak. Bizim zamanımızda böyle miydi? Ercan, gel hadi gidip şu altın kramponları kazanalım. Altın krampon, üstün eşofman, gönlümüzde futbolun coşkusu. Coşkusu. Çok saçma bir şarkı uydurdular. Necati, sen koşabiliyorsun. Kalkıp kazansana yarışı. Koşabiliyorum. Ama asıl soru, koşmak istiyor muyum? Lahmacunlar midene oturdu değil mi? Evet. O son 12'yi yemeyecektim. Biraz da salatalık. İşte salatalık özü hazır. Hadi şimdi şu panzehiri yapayım. Hımana hımana. İşte hazır. Önce ben. İşte bu. Takla atabiliyorum. Takla atıp ne yapacaksam. Oh, saate bak. Yarış başlamış olmalı. Nasıl tüm şehre hızla yayacağım bu panzehiri ben. Teşekkür ederim Mirket. Saatlerdir başım döndü. Süper bir fikir geldi aklıma. Gel bakayım buraya. Şunu da son hıza alalım. Son hız olmaz. Güle güle. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Güzeldi. Yürüyebiliyorum. Güzeldi. Tembel yürüyebiliyorum. Tembelsin. Tembel değilim artık. Bana bir şey olmadı çünkü ben normalde de tembel hayvanım. Güzeldi. Koşun. Yarışın kazanacağım. Sola kalan dona kalır. Dev ekranda spor kanalı açmışım gibi oldu. Koşun koşun. Altın krampon. Sıkma portakal. Koşun. Ne oluyor? Abi iyi misin? Son 100 metre. Birinci olacağım. Hadi Remzi. Hadi Remzi. Oley! Birinci oldum. Altın krampon benim. Abi 9562. oldun. Ne birincisi? Birinci olamadık ama en azından bitirdik Ercan. Az kaldı abi. Az kaldı. O kadar acele etmeyin. Kanun namına sizi tutukluyorum. Sakın sorma Ercan. Fizik kanununa göre mi? Hayır. Bildiğiniz kanun. Altın kramponlar. Yarışı bitirebilmek bile büyük bir başarı baba. Evet. Kendine gurur duymalısın. Birinci kim oldu peki? Ben oldum. Ama nasıl? Ne oldu? 9561 kişi önüne geçince üzüldün mü? Ama nasıl? Sen spor yapmıyorsun ki. Aa, yapmıyor muyum? Çocuklara ben koşuyorum. Markete ben koşuyorum. Ev işlerine, temizliğe, ekmek almaya, yemek yapmaya ben koşuyorum. Biraz da maraton koşayım dedim. Sen ne yapıyorsun? Tebrik ederim karıcığım. Remzi 7 numara. Özellikleri futbol zekası yüksek. Tam bir oyun kurucu. Güzel paslaşsa da berbat şutları var. Yaptığı ortalar taca çıkar. Necati
özellikleri, efsane şutları var. Ona kaleci dayanmaz. Futbol zekası oldukça düşük. Nasıl oynayabiliyor biz de anlayamıyoruz. Necati hadi geç şu kısımları. Hemen maça başlayalım. Isınıyorum Remzi. Böyle başlayamam. Necati oyun oynuyoruz şurada. Ne gerek var ısınmana? Bu yeni futbol oyunu bir acayip olacak. Kupa 19. Kupa 18'den çok daha iyi diyorlar. Ve maç başladı. Remzi maça başlıyor. Sağ kanatta bir açıklık var. Remzi var gücüyle koşuyor. Rakipleri hızla çalımladı. Çok şık bir hareket. Defans yapın biraz, defans. Her tuşa basıyorum hadi Remzi. Vurdu. Arkadaşlarına baktı. Kaleyi görebiliyor. Gol! İnanılmaz bir gol. Süper oynuyorum. Takımıma turnuvayı ben kazandıracağım. Abi dondurmasına penaltı atışalım mı? Ben başlıyorum. Ben senden her türlü daha iyiyim. Necati maç 10'a 0 bitti. Bir gol bile atamadın. Hayır Remzi. Tire yanlış yerde. Bu tire burada değil. Şöyle. İşte sen yanlış okuyorsun. 10-0 değil. Sen 1, ben 0-0. Senden daha iyi oldu mu? Bütün seyirci biliyordur Remzi. Hatta geleceğin oyunu olan Kupa 20'den gelip tebrik bile ettiler. Oğlum niye böyle görünüyorsun? Futbol antrenmanından geliyorum baba. Yarın çok önemli bir maçımız var. Ben çok çalıştım ve çok iyi oynuyorum. Maçın yıldızı olacağım. Maçın yıldızı olmayı çok iyi bilirim. Demin babanı 130'a 0 yendim. Bir gol bile atamadı. Necati sen ne diyorsun? Bu oyunun ustası benim. Hadi gel rövanş o zaman hadi. Size iyi oyunlar. Ben yarınki gerçek futbol maçım için odamda dinleniyorum. Ne oldu, korktun mu Remzi? Rövanş istiyorum. Gözüm karardı bir an bağırırken. Evladım çekilir misin oradan? Kimleri biçiyorum? 3167. 3000 kaç? Yok artık. Olmaz. Yarın çok önemli bir maçım var. Ona hazırlanıyorum. Evladım ben de yarınki maç için sahaya hazırlıyorum zaten. Plastik dubalar bir seninki. Yok çekilemem spor yapıyorum. Yok çekilemem dubayım. Ben ne yapayım arkadaş, ben ne yapayım? Pardon, şöyle geçeyim. Ordon, ordin, ordun. Canan, yerime oturmuşsun. Çekil bakayım. Necati abi ne yapıyorsun? Hey, yönetim, uyuma, sabrımızı taşırma. Ne alakası var yönetimle? Faullerden bıktık. Coşur stadı hadi Şakir'im. Süperdir tadı. Tereyağlı kumpiri. Fazla kişi izliyor. Ne yapacağım ben? Hadi, ileri pasa! İleri, hadi pasa! Şakir, pasa! Düt! Maç berabere bitti. Şampiyonu yarınki maç belirleyecek. Ben de gidip kendime bir düdük bulayım. Şakir, hiç oynamadı. Berabere kaldık. Biz hep eksiklik zaten. Şakir oynamadık hiç. Böyle olmaz. Üzülme oğlum. Sen elinden geleni yaptın. Elinden geleni yapmadı ki Kadriye. Öyle durdu. Şakir istifa. Şakir istifa. Necati sus bakayım. Şakir oğlum ne oldu? Hiç oynamadın. Bilmiyorum. Aslında çok iyi bir futbolcuyum. Bana ne oldu anlamadım. Boş ver Şakir. Önemli olan katılmak, kazanmak değil. Aynen öyle. Sen eğlen yeter ki. Hem kazanın eline ne geçecek ki? Devasa bir şampiyonluk kupası. İyiymiş aslında. Sıra bizim maçımıza geldi Remzi. Hadi gidelim. Seni 500'e 0 yeneceğim. Necati hiç akıllanmıyorsun sen. Hadi çocuklar gidiyoruz.
Necati abinize bir ders vermem gerekiyor. Siz gidin. Ben yarınki maç için hazırlanacağım. Tamam Şakir. Ben de yarına çok özel bestelerle geleceğim. Eve gideceğim, Remzi'yi yeneceğim. Eğer beni yenecek olursa kabul etmeyeceğim. Hayır, hayır, kabul etmiyorum. Necati, gözüm kapalı yendim seni işte. Kabul et, senden daha iyiyim. Ve artık in tepemden. Bir daha oynayacağız. Saymam bunu, bu sefer ayaklarınla oynayacaksın. Eller yasak, hile yapıyorsun. Aa, saate bak, Şakir hala gelmedi. Hadi gel bir bakalım nerede kalmış. Güzel kurtardın Remzi. Çok şanslısın. Şakir'in kaybolmuş olma ihtimali olmasa çok fena yenilecektin. Vay canına, Şakir'e bak sen. Ne biçim top oynuyor, benden bile daha iyi. Aa, Necati abi, baba. Oğlum Şakir, sen çok iyiymişsin. İyiyim tabii. Şakir hadi, bir şut çek Şakir, hadi. Peki, gol yemeye hazır mısın? Ama fena gol yedim. Dur, hemen göstereceğim. Bak nasıl sektireceğim topu. Hop, hop. Şakir oğlum, sen tek başınayken çok iyi oynuyordun. Herhalde ne zaman biri izlese acebileşiyorsun. Buna bir çözüm bulmak lazım. Elimde değil. Çok heyecanlanıyorum baba. Kendimi gösteremiyorum. Dur! Herkesin gözünü bağlayalım. Kimse Şakir'i göremez. Böylece çok iyi oynar. Aa, bu ne? Bale yapan robot. Bale bot. Ya da rob bale. Yok yok, bale bot daha güzelmiş. Selam millet. Kusura bakmayın, yeni yaptığım robotumu deniyorum da. Güzel futbol oynuyor ama, değil mi? İşte o! Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun Necati? Sorunu çözdük. Evet, bu robota Şakir maskesi takacağız. Şakir'in yerine maça çıkacak. Saçmalama Necati. Mirket, aynı bu robot gibi Şakir'i kontrol edebileceğim bir kumanda yapabilir misin? Bu çocuklar yenilmesinler. Yazık bunlara. Baksana şu sevimliliğe. Bilmem ki. Evet, yani benim yüzümden bütün takım yenilmemeli. Beni biliyorsun, maçta çok heyecanlanıyorum. Senin de onayın varsa hadi gidip yapalım. Robale, topu al gel oğlum. Balebot daha güzel bir kere. Duydun mu baba? Duydum oğlum, duydum. Robale çok komik bir isimmiş. Hadi baba, deneyelim şu kumandayı. Maçtan önce hemen deneyelim şunu. Deniyorum. Başladım. Abu kedi. Takara takara takara. Remzi, dövüş oyunu modunda kalmış bu. Düzelttim. Hocam penaltı. Oldu bu iş. Maç başlamak üzere. Bu maçı çok rahat kazanacağım. Kupa 19 oyunundan çok daha kolay olacak. Bir dakika. Niye sen oynuyorsun Şakir'i? Ben daha iyiyim senden. Ver bana kumandayı. Ben yöneteceğim Şakir'i. Necati dur. Al işte, düşürdün. Ben oynayacağım bu maçı. O kupa benim olacak. Aman ne kupaymış. Al senin olsun. Bol bol çay içersin içinde. Acayip zor Necati. Benden zor değildir. En zoru benim. Evet desene. Şu anda dikkatin dağınıktır. Hadi en büyük Necati de. Yine mi? Şu Şakir'i durduramıyorum. Kürşat. Ama sen de mi oğlunu uzaktan kontrol ediyorsun? Mirket'in laboratuvarında başka bir kumanda vardı. Gizlice aldım ben de. Ben Kupa 19 oyunu şampiyonlar şampiyonuyum. Beni yenmek için daha 40 fırın ekmek yemen gerekir. Hop budum. Benim 7 fırın ekmeğim kaldı sadece. Yarın akşama bitmiş olur. Hop budum. Hadi Şakir, hadi. İşte şimdi işim bitti Kürşat. Hadi Şakir, atarsan şampiyon. Hadi baba, yapabilirsin. Hadi lütfen.
lütfen. Atamaz ki, atamaz ki. Sakın dur Kürşat. Necati'ye iyi izle sen de. Bana ne, bana ne, izlemeyeceğim. Hayır, seni kıskanmıyorum. Çocuklar, okul futbol turnuvasının kazananı sizlersiniz. Şakir, bu kupayı kaldırmayı sen hak ediyorsun. İşte al, takımına turnuvayı kazandırdın. Sen bileğinin hakkıyla harika bir oyun çıkardın. Bravo. Kaldır şu kupayı Şakir. Hadi Şakir, gerçekten büyük iş başardın. Tebrik ederim. Tek başına harika oynadın. Bileğinin hakkıyla emeklerinin karşılığını al. İçin rahat bir şekilde. Tamam, durun. Herkes dursun. Bu kupayı alamam. Üzgünüm arkadaşlar. Sizden çok özür dilerim. Ben hile yaptım. Çok özür dilerim. Çok pişmanım. Bu kupayı hak etmiyorum. Çünkü babam uzaktan kumandayla beni kontrol ediyordu. Bu çok yanlış. O zaman kupa siyah takımın. Gelin ve kupayı kaldırın çocuklar. Ben kaldıracağım, ben kaldıracağım. Oğlum ne yapıyorsun? Sevinçten şaşırdı çocuk. Ben daha iyiyim. Ben kazandım işte. Sayılmaz. Benim dikkatim dağıldı. Remzi! 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 Ben daha iyi yönlendirdim Şakir'i. Hayır. Asıl ben oğlumu daha iyi yönlendirdim. Demek sen de hile yaptın. Kendi başına oynamadın küçük adam. Siz iki baba, kendinizden utanmalısınız. Sizin yüzünüzden iki takım da diskalifiye oldu. Bir sürü çocuğun emeğine yazık oldu. O halde bu kupada... Necati gel, bu kupa senin olsun. En hırslı taraftar ödülü. İşte taraftar, işte tribün. İşe gitmedim, evdeydim dün. Sabaha kadar maçlar, hepsi de korolar var. Azimli fili, nece uykutlar. En büyüktür Filecati. Oğlum, babana bir su getir. Baba, çok yorgunum. Sen alsan olmaz mı? Demek su getirmiyorsun. Şimdi görürsün. Baba, onu atmadın mı sen? Unutma, seni kontrol edebiliyor. Ha? Çalışmıyor bu. Bunun pili yok. Nasıl yani? Remzi, biz kumanda için kavga ediyorduk ya. O sırada yere düşmüştü kumanda hani. Necati? İşte o sırada pilleri çıktı kumandanın. Ben de sana gıcık olduğum için söyleyemedim. Nasıl yani? Tüm o hareketleri ben kendim mi yaptım? Oğlum işte bu. Kendine güvenince seyirci korkunu yenmişsin. Helal olsun. Ama kupa, şampiyonluk. Uzak dur kupamdan Şakir. Bu kupayı sonsuza kadar buzdolabında saklayacağım. Yoğurdum tam arkasında. Oy! Hadi penaltı atmaca oynamıyor muyuz? Birim. Buraya park etmeyelim. Dükkana mal gelecek. Duba dedin bu işe yarar. Anne, dondum. Kalorifer peteklerini biraz daha mı açsak? Açayım. Ayol bunlar bal peteği. Affedersin. Arı Süreyya'ya şaka yapmıştım. Düzeltmeyi unutmuşum. Niye bal olmuyor bu petekte? Aferin Necati. Neyle ısınacağız şimdi bu soğuk kış gününde? Yakacak odunumuz da yok. Üçgen peynir var bende. İç açıları 180 derece diyorlar. 180 derece bayağı iyi bir sıcaklık bence. Necati abi, soğuktan kulakların titriyor. Soğuktan değil. Kulakların bozacı algıladı. Sessiz olun. Necati, bozacı gelse duyardık herhalde. Bağırırdı böyle. Bozar! Necati, içerisi soğuyacak. Kapat şu camı. Çayına buz isteyen var mı? Sağ ol kardeş. Oldu bu iş. Necati. Neler oldu? Necati abi, ne yapıyorsun? Ama... Kimse ses çıkarmasın. O bozacıyı bugün duyup yakalayacağım. Ama sen de konuştun şimdi. Tamam, anlaşıldı. Ben kendimi şşşleyerek gidiyorum.
Oza mı? Necati, kabuğumun üstünde takılı kaldım, dönemiyorum. Bu bir kaplumbağanın korkulu rüyasıdır. 48 saattir gelen giden yok. Yardım et. Boza. Boza boz. Bozacıyım ben ve fısıldıyorum. Üzgünüm Peyami Baba. Bu sefer bozacıyı kaçıramam. Neredesin? Neredesin? Bağırma, buradayım. Necati, yakalayabildin mi bozacıyı? Bozacıyı mı arıyorsunuz? Ne yöne gittiğini biliyorum. Ama söylemeden önce gofret isterim. İyi de Tanju, sen zaten bir gofretsin. Daha mutlu olamam. Şu yöne gitti. Remzi, bu hızla giderseniz yakalayamayız bozacıyı. Biz güverciniz Necati. Uçabiliriz ama koşmayı tercih ederiz. O zaman uçan bir şeye dönüşün. Mesela uzay mekiği. Kelebek olur mu Necati abi? Necati abi uyan. Ne oldu abiye? Ne olacak, seni kovalarken şekeri düştü. Boza uykusuna girdi. Ha, boza demişken. Boza boz. Bozacı. Boza uykusu mu? O da ne? En son kebabın yanına şalgam bulamayınca bor havuç kovalamıştı da şalgam uykusuna yatmıştı. Bu nasıl hikaye? Hadi Necati abiyi içeri taşıyalım. Soğuktan donacak yoksa. Olmaz. Hareket ettirirsek sonsuza kadar boza uykusunda kalır. Ben çözümü biliyorum. Kulaklarından tutup halay mı çekeceğiz? Oğlum sen de Necati abin gibi saçmalamaya başladın. Azıcık mantıklı ol. Sen halayı bir köşede çekeceksin, ben de Necati'ye sesleneceğim. Hey, hey, hey! Necati, beni iyi dinle. Hey, hey, hoppa! Uçarak halay çekiyor, helal olsun. Necati, beni iyi dinle. Şu an boza uykusundasın, yani rüyadasın. Ben de niye tek tekerlekli bisikletim diyordum. Normalde iki tekerim ben. Uyanabilmek için bozacıyı bulup bozasından içmen gerekiyor Necati. Acele etmen lazım, yoksa soğuktan donacaksın. İyi de bozacı çoktan kaçtı. Necati abi, görmüyor musun? Kontrol sende. Unutma, rüyadasın. O bozacıyı yakalamak için istediğini yapabilirsin. İlk işim düşünüyor gibi yapmak olsun. Bu benim kolum değil. Ben gofreti yiyince bu kadar kaldım. Bir el atsanıza. Umarım Necati boş işlerle uğraşmadan bozacıyı arıyordur. Neler oluyor? Başlattığım halay akımı internette gündem oldu baba. Şimdi kendimize oynayacak düğün arıyoruz. Gecikirsen bekleme. Hey, hey, hey! Şimdi de buzdolabı oldun Remzi. Necati! Dur, dur! Madem rüyadayım, her şeyi deneyeceğim. Hoppa! Bak, fil oldun. Fil Remzi. Necati, bir şey unutmuyor musun? Civciv Remzi. Cik, 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 cik. Ayı Remzi. Oba! Araba Remzi. Aslan Remzi. Bir dakika, sen zaten aslansın. Necati, yapman gereken bir şey var. Hatırlaman lazım. Ama yapılacaklar listemdeki tüm görevler yapılmış görünüyor. Dedene şiir oku. Kaşarlı pideleri parka götür, sıvı sabunları katı hale getir. Ne unuttum acaba? Boza boz, boza. Bozacı Beşiktaş Kadıköy vapuruyla kaçıyor. Jet uçak ol Remzi. İşte böyle, atlayın. Uçsana Remzi, çabuk. Boza boz, boza boz, boza, boza boz. Yakalamak üzereyiz. Yakalamak mı üzereyiz? Necati, bozacıya yardım etmeyi bırak, hayal gücüne hakim ol. Ne yapayım? Kontrol edemiyorum kendimi. Dikkat et. Kabuğumun üstüne takıldım. Bir daha dönemem. We'll be right back.
kebap siparişi eden oldu mu? Burası Kanarya Apartmanı 6B değil mi? Yok, burası güvercin apartmanı. Orası yandaki cam ağacına giderken soldaki dalda kalıyor. Ha, pardon, yanlış gelmişim. Ha? Bakın, bozacı. Sonunda bizden kaçabileceğini anladın demek. Çabuk, bozandan içmem lazım. Olmaz. Leblebim kalmadı. Leblebisiz boza servis edemem. Zaten sizden kaçmıyordum. Leblebiciyi kovalıyordum. Demek yumurtadan çıktınız. Kebap söylemiştim, geldi mi? Oo, güvercin yuvası buldum. Akbaba saldırısı. Çok beklersin. Bozacı? Bozacı! Olamaz! Leblebi uykusuna daldı. Kadriye çok dayanamayacak gibi. Bir şeyler yapmamız lazım. Çabuk halay çekin. Ben ne yapacağımı biliyorum. Tey! 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 Beni iyi dinle bozacı. Leblebici nereye gittin? Burada da yok. Burada ne arıyorsun bozacı kardeş? Leblebiciyi aramak için dünyanın tepesine, Kuzey Kutup Dairesi'ne çıktım. Buradan bakıyorum. Sen nesin? Boza bir donuyum. Neyse, karıştırma konuyu. İyi dinle beni. Şu an rüya görüyorsun. Leblebi uykusundasın. Eğer uyanmak istiyorsan leblebiciyi bulup leblebisinden yemelisin. Boza bidonunun söylediği her şeye güvenirim. Heh, işte leblebici. Atla. Bu senin rüyan. Her şeyi kontrol edebilirsin. O yüzden sakın kabuslarını düşünme. Sakın düşünme. Ha? Sen öyle deyince düşünesim geldi. Durduramıyorum kendimi. Kabuslarım aklıma geliyor. Ne tatlıymış bunlar. Bunlardan mı korkuyorsun? İmdat! Leblebici portala girdi. Çabuk kurtulalım şu tavşanlardan. Anneciğim! İşte orada. Leblebi Sarayı'nın içine girmiş. Bu bir Leblebi Sarayı. Neden çölde kar yağıyor? Ay, içimizi ısıtır sanmıştım. Hadi Necati, başarabilirsin. Burada kimler varmış kimler? Hadi bozacı, yapabilirsin. Pardon. Leblebici ya da bozacı değilseniz içeri giremezsiniz. Çok özür dilerim. Lütfen kızmayın. Biraz özgüvenin yerinde olsun adam. Sen buranın koruyucususun. İşte bozacıyım ben. Girebilirim. Öyle mi? Madem öyle bir boza diye bağır da görelim bozacı mısın değil misin? Eyvah. Bozacı. Boza boz. Boza. En başından beri merak ediyorum. Niye bağıramıyorsun boza diye? Yoksa akord etmek mi lazım seni? Dur. Yapma dur. Telim koptu. O yüzden değil. Özgüvensizim ben. Aynı şu beyaz leblebi gibi. Bağıramıyorum işte. Kendime güvenemiyorum. Çünkü utanıyorum. Şu beyaz leblebinin rüyasına girelim. Orada her şeyi çözeceğim. Nasıl gireceğiz rüyasına? Aynı anda uyumamız lazım. O iş bende. Niddi de yavrum ninni. Niddi de yavrum ninni. Ninni ninni ninni. Nerede bu rüyasına girdiğimiz beyaz leblebi? İşte burada. Kendisini bir Antep fıstığı olarak görüyor. O yüzden Antep'teyiz. Şimdi bir planım var. Şimdi ikiniz de özgüveninizi geri kazanacaksınız. Ezberlettiklerimi bağırın bakayım. Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum. Boza! Bozam var! Daha yüksek. Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum. Boza boz! Daha yüksek! Daha yüksek! Ben bir leblebiyim ve bundan utanmıyorum! Utanmıyorum! Bozacı! Boza boz! Artık kendimle barışım! Artık özgüvenim var! Bozacı! Boza boz! Sen gerçek bir bozacısın! Gir bakalım içeri.
Buyurun, buraya kadar geldiyseniz istediğiniz leblebi sizindir. Sarı mı, beyaz mı? Hangisinden yesem? Acele etme canım. Hiç soğuk değil çünkü. Ha, boza bir donum donacak. Sen oradan karışık ver. Ay, 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 ay. Boza boz! İşte bu. Çabuk bana boza ver. Ama olmaz. Leblebiyi rüyamda yedim. Yanımda leblebi yok ki. Unuttun sanırım. Bu benim rüyam. Her şeyi kontrol edebilirim. Hı. İşte sana bir sürü leblebi. Hı? Neler oluyor? İşte boza boza. Nom 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 nom. Uyandım. Boza, Remzi. İmdat, neler oluyor? Uyandım işte rüyadan. Beni kandırmadın ve öylece sırtüstü bıraktın. Bir kaplumbağaya yardım etmemenin cezası çok büyüktür. Çok pişman olacaksın. Baba! 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 Uyan! Boza boza diye sayıklıyordun. Cam açık kalmış, üşüteceksin. He? Bu benim rüyam mıydı yani? Boza yok mu şimdi? İstiyorsan bir bardak dökeyim Peyami baba. Nasıl olsa rüyalar bitti. Ha? Bu ses de ne? Yoksa kertenkelemin alarmı mı çalıyor? Saçma sesler çıkarma yarışı. Çok severim. Şşt, Necati abi bir dakika. Dinleyin. Ses dışarıdan geliyor. Hadi gidip bakalım. Kertenkele buradaymış. Dur alarmını kapatayım. Yine mi? Yeter artık. Evet, yeter artık. Remzi kızarınca çok komik oluyor. Tutamıyorum kendimi. Kuşlar her gün gelip çöplerini atıp gidiyorlar. Bir de dalga geçer gibi ıslık çalıyorlar. Baktım artık, baktım. Remzi sinirlenince beni kaldırabiliyor. Vay be, teknoloji çok gelişti. Neyse, bugünü hiçbir şey bozamaz. Çünkü Mirket yeni cihazını bize gösterecek. Hadi eğlenceye. Necati neredesin? Yanlış arabaya binmişim Remzi. Bebek arabasıymış bu. Siz gidin. Ben biraz parkta inga diye bağırıp geleceğim. Karşınızda yeni cihazım. Tada! Tada diyen bir robot. Tada! Şaka mı bu? Evet, komik olmaya çalışan bir şaka. Gerçek cihaz burada. Tada! Yeni cihazı bir perde miymiş? Hem de pileli. Pideli perdelere bayılırım. Hayır şapşallar. Yeni cihazım işte bu. Beyin okuyup o an en çok istediğin şeyi veren Matek 3000. Oley oley. Önce ben deneyeceğim. Hazırım. Bakalım Şakir'in en çok istediği şey neymiş? Uzaylı robot oyuncağı. Yaşasın. Robot olduğunu anladık da uzaylı olduğunu nereden biliyorsun? Konuş uzaylı robot. Annemden, Jüpiter'den Kayseri'ye göçmüş. Ama küçük Andromeda galaksisi. Neyse neyse sıra bende. Necati'nin istediği şey bir tabak börekmiş. Yoksa anneanne usulü mü? Bunu anneannemden başkası yapamazdı. Ben yaptım zaten. Şu cihaz mutfağımdan buraya ışınladı beni. Evet sıra bende. Çevir Mirket. Kesin uçan bir kaykay. Yok yok kayan bir uçuş. Ya da haftanın bir günü işe gitmek. Trafik konisi. Trafik konisi ne alaka? Ben böyle bir şey istemiyorum ki. Ah be Remzi'ciğim. Meğer içinde neler saklamışsın. Bir yanlışlık olmalı. Bir daha deneyeceğiz. Odaklan Remzi, odaklan. Biraz yavaş odaklan. Börekler mi korkutuyorsun? Merak etmeyin küçük börekçikler. Güvendesiniz. Son. Bu sefer olacak. Ya! Olmuyor. Kullandım kılavuzunu inceliyorum ama bir türlü anlayamadım. Mirket abi sen icat etmedin mi zaten cihazı? Niye kullanım kılavuzuna bakıyorsun? Bu cihazın değil, Remzi'nin kullanım kılavuzu. Remzi'yle nasıl baş edilir? Tam bir başucu kitabı. İşte bakın başımın ucunda duruyor. Remzi anla artık. Belli ki sen bu hayatta hiçbir şey istemiyorsun. Necati bir börek ver arkadaşına sakinleşsin. Olmaz, hepsini yedim. Necati böreğe bıyık çizerek onu saklayamazsın. Necati beni tanıdılar. Sen kaç kendini kurtar. Ne olur bir kez daha çevireyim. Bu şekilde nasıl yaşanılır bilmiyorum. Aslında mahallede hiçbir şey istemeden yaşayan biri var.
Adresi vereyim de siz onunla konuşun. Ben de şu kunileri sizin eve bırakayım, fazlalık yapmasın. Beni de durağa bıraksana. İki tepsi börek karşılığında bırakırım. İki tepsi veririm, böreğini sen yaparsın. Anlaştık. Bakalım kimmiş hiçbir şey istemeden yaşayan kişi? Kolilerin arasında yavru köpek buldum Remzi. Sahip denelim mi, ne olur? Ne olur? Necati'ye bırak beni. Aa, Tanju'ymuş. Tanju. Buralarda boş boş yaşayan biri varmış, gördün mü? Necati, anlamadın mı? Tanju'ymuş o amaçsız kişi işte. Neymişim, neymişim? Merak etme Tanju. Ben de sendenim. Ben de burada seninle yaşayacağım. Seni misafir odasına alabilirim Remzi. Bir tek orası boş. Aslında fena değilmiş. Şuraya bir muz kabuğu, şu varilde ağlama odam olur. Tanju, minik ama muhteşem bir hayatın var. Fatura derdin yok. Gece gece turşu bittiği için zilini çalan, açmayınca pencerene tıklayan komşuların yok. Necati abi, o komşu sensin. Turşun bittiğinde bizi uyandırma lütfen artık. Keşke ben de senin gibi hiçbir şey istemesem Tanju. Mesela turşu istemeyerek başlayabilirim. Yok yok, vazgeçtim. Fazla turşun var mı? Yeter! Saçmalamayı bırakın artık. Verecek gofretiniz yoksa gidin artık buradan. Peki madem. Hadi senin gerçekten istediğini bulalım baba. Oley! Yaşama tekrar tutunacağım. Al Tanju, sana da bir gofret. Yardımların için. Teşekkür ederim. Bu zaten benim varile sakladığım gofret. Nasıl bulacağız ne istediğimi? Psst, gel gel. Ben sana yardımcı olurum. Ben Dilek Çeşmesi'yim. Çeşme konuştu. Bu çocukların da hayal gücü bir acayip. Çeşme hiç konuşur mu? Çeşmenin önündeki görünmez adam konuştu. Ne görünmez adamı, saçmalama. Evet, bozukluk atıp dile bakalım dileğini. Pekala, ne istediğimi öğrenmek istiyorum. Az önce attığın parayı geri istiyorsun. Bu ne biçim Dilek Çeşmesi? Paramı geri istiyorum. İşte bak, doğru bilmişim. Keşke ayvalık tostu isteseymişsin Remzi. Çünkü ayvalık tostu seni kandırmaz ve sadece ayvalık tostudur. Tamam tamam, yardım edeceğim size. Şu adresteki oyun salonuna gidin. Orada bitirmesi imkansız bir oyun var. Eğer o oyunu kazanırsan imkansız bir dileğin gerçek olur. O zaman öğrenirsin ne istediğini. Öyleyse macera bizi bekliyor. Oyun salonuna! Neredeymiş bu imkansız oyun? İşte bakın, şurada kullanılmayan bir makine var. Bence bu. Pek çalışacak gibi durmuyor ama deneyelim bakalım. İmkansız oyun başladı. Kutuyu bayrağa ulaştır, kazan. Bunun neresi imkansız? Şimdi şu kutuyu tutalım. Tamam, ilerliyorum. Kutuna yıldırım çarptı. Tekrar dene. Pekala, bu sefer olacak. Daha dikkatli. Bu da neydi şimdi? Kutunu inek kaçırdı. Tekrar dene. Saçmalık. Tamam, bu kez başaracağım. Yıldırımdan kaç. İneği atlat. Dur, nereye? Bayrağın annesi yemek için eve çağırdı. Tekrar dene. Üf. Sakin ol baba. Az da soğuttuk Şakir. Babanın rengi böyle değildi sanki. Şimdi kazanacağım. Niye gitmiyorsun? Ay, belim ağrıdı. Yeter artık. O kutuyu alıp bayrağı götüreceksin. Bu sefer de canım istemedi. Rica etmeyi öğren ve tekrar dene. Sen niye ağlıyorsun bakayım? Tekrar gözyaşı borusu bozuldu herhalde. Ben bir tesisatçı çağırayım. Biletim de param da bitti. Ama tesisatçı bedavaya iş yapmaz ki. Sen de çok şey istiyorsun ha. Size bilet verebilirim ama paranız yoksa şu uzaylı robot oyuncağını alırım. Sen yeter ki oyunu kazan baba. Ne istediğini öğrenmen benim için daha önemli. Oğlum benim. Hiç merak etme, senin için kazanacağım. İşte size bir bilet. Dikkatli kullanın. Ben de yeni oyuncağımı kaldırayım. Canım istemedi. Tekrar dene. Hayır! Babam nerede? Baba?
oyunun içindesin. Ne yapacaksan kendin yapacaksın bu hayatta. Hareket edemiyorum. Necati bir el atsana. Hiç merak etme Remzi. Necati, rastgele tuşlara basma. Ne? Rastgele tuşlara mı bas dedin? Pekala. Yeni süper güçlerim yükleniyor. Durun, kaçmayın. Üzerinizde nöleme gücümü deneyeceğim. Daha fazla katlanamıyorum. Şu oyunu kazanmam lazım. Ha? Katlanmak mı? Bu aklıma bir fikir getirdi. Baba, sıkı tutun. Şimdi çok riskli bir şey yapacağım ve o kutu o bayrağa ulaşacak. Ekranı katlayıp tek bir nokta haline getireceğim. Böylece kutu ve bayrak mecburen üst üste gelecek. Necati abi, ne yapıyorsun? Bilmiyorum, heyecan yaptım. Dur, böyle mi? Dur. Duramıyorum. Şu kutuyu bayrağa ulaştırabilirsem... Kazandınız. İmkansız oyunu bitiren ilk oyuncular sizlersiniz. Oley! Çok sevinçliyim. Sevinçten bıyıklarım renk değiştiriyor. Evet. Evrendeki her şeyi ama her şeyi dileyebilirsiniz. Hadi baba. Ne istediğini öğrenmenin vakti geldi. Pekala. Dileğim uzaylı robot oyuncağını geri istiyorum. Ha? Baba? Ama... Siz hep benim yanımdaydınız. İsteklerim sizden daha önemli değil. Ama ne istediğini asla öğrenemeyeceksin. Sanırım bununla yaşayabilirim. Hadi eve geri dönelim. Arkadaşlar, benim bıyıklarım takıldı sanırım. Onu bir kapatıp açsak mı? Ama Connie bırakmış mirkette. Ne yapacağız şimdi biz bunları? Ben deniz yıldızı taklidi yapmaya gidiyorum. Ama önce bir deniz bulmam lazım. Görüşürüz yakında. Bir dakika, bir dakika. Yoksa? Yok artık. Hadi canım. Ama? Olamaz. Belki. Baba, ne söyleyeceksen söyle. Pekala, izleyin şimdi. Evet, çöp dökme zamanı geldi. Ha? Trafik konisi koymuşlar buraya. Yol kapalı herhalde. Neyse, çöpümü dökecek başka bir yer bulayım. İşte bu. Mirket'in icadı gerçekten de istediğim şeyi veriyormuş. Sadece ne olduğunu anlamamışım. Yaşasın! Bir dakika. Madem babam pervazın kirli olmasını bu kadar dert ediyordu, bizi alıp temizleseydi ya. Şakir, mantığın sırası değil. Çünkü mantarın sırası. Ne? İmdat! Cihazımdan yanlışlıkla uçan mantı istedim. Kaçın!